Bugün Lifestyle'da Doktor Kazım Berköz'le birlikte özellikle kadınlarda estetik sorunlar ve bunların çözümleri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben kalp damar cerrahisi uzmanıyım. 12 yıllık bir kalp damar cerrahisi geçmişim var. Geçen sene 2019'un Aralık ayında kalp damar cerrahisini bıraktım. Daha doğrusu kalp damar cerrahisini değil, kalp kısmını bıraktım. Damar cerrahisine devam ediyorum ve üzerine medikal estetik uygulamaları ekledim. Kendime bir yeni yer açtım. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Merkezinizde gerçekleştirdiğiniz uygulamalar nelerdir? Merkezimizde estetikle ilgili hemen hemen her şeyi gerçekleştiriyoruz. Branşımla ilgili esas özellikle olan varis hastalarındaki bu ince kılcal damarlar üzerine skleroterapi uygulamamız var. Onun dışında estetikle ilgili botoks, dolgu, ip askı ve mesoterapi uygulamanın hepsini yapıyoruz merkezimizde. Botoks ve dolgu arasındaki fark nedir? Ya esasında çok farklı şeyler ama hakikaten çok karışıyor. Hep soruyorlar. Botoks dediğimiz botulinum toksinini kaslara enjekte ettiğimiz bir uygulama. Ve bu uygulama sonucunda kaslardaki hareket duruyor. En çok alın, kaş arası ve kaz ayağı bölgesine uyguluyoruz. Bu botoks uygulaması. Dolgu uygulamasında da hyaluronik asit bazlı dolgu materyalini yüzümüzdeki eksikliği olan bölgeye enjekte ediyoruz. Mesela ince dudakta yapılabilir, burun eğriliğinde cerrahi gerektirmeyen kısımda yapılabilir. Dolgu da bu şekilde uygulanıyor. İkisi esasında çok farklı ama çok birbiri arasında karışıyor hakikaten. Botoks konusunda iki farklı görüş var. Bir genç yaşta başlamamız gerektiğini söyleyenler, bir de ilerleyen yaşlarda başlamamız gerektiğini söyleyenler. Siz hangi taraftasınız? Yani ben şöyle genç yaşta başlamak taraftarıyım. Çünkü botoksun amacı yüzdeki kırışıklıklar oluşmadan önce yapılması gerekiyor. Dinamik kırışıklıklar için yapılan bir şey. Kırışıklıklar oluştuktan sonra botoksun o kırışıklığı düzeltmesi çok daha zorlaşıyor. Ve üzerine biz onun dolgu eklemek zorunda kalabiliyoruz. Ama erken yaşlarken tabii 17 yaşında değil ama 25-26'lı yaşlarda başlayan bir botoks ve yılda iki kere tekrarlanan bir botoks gerçekten kırışıklıkların çok uzun süre sonra çıkmasını sağlıyor. Ben onu öneriyorum hastalara. Genelde kanı ileri yaşta yaptırmak tarafında ama ileri yaşta bizim bunu yapmamız daha zorlaşıyor. Eskiye döndürmemiz daha zorlaşıyor. Ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı bence. Peki ip askı yöntemini genelde hangi hastalarınız tercih ediyor? Yaş ilerledikçe, yaş aldıkça yüz öne ve aşağı doğru sarkıyor. Bunu önlemek için dolgu yöntemiyle yukarı kaldırabildiğimiz gibi ip askı da kaldırabiliyoruz. İp askı yüzümüzdeki bölgelerin aşağı sarkmasını yukarı doğru çekerek engelliyor. Her bölge için yapılabiliyor. Mesela çene hattında şurada bulldog dediğimiz sarkma olursa onu yukarı çekebiliriz. Gençlerin özellikle bayanların sevdiği badem göz için kullanılabilir. Şuralar çok moda, Fransız askısı kullanılabilir. Yani yüzündeki aşağı doğru yaşlanma etkileri azaltmak isteyen herkes de kullanılabilir. Dolgu da kullanılabilir, ip askı da kullanılabilir. O bizim şeyimize göre, tercihimize göre değişiyor. Peki ip askı yöntemi yanlış yapıldığında geri dönme şansı var mı? Ya şöyle, ip askının yanlış uygulaması gerçekten tehlikeli ama bir de yanlış uygulama değil, doğru uygulayıp düşmesi olabiliyor. Onda bir problem yok çünkü bunlar zaten eriyen ipler ama yanlış uygulama gerçekten yüzün asimetrik kalmasına da neden olabilir. O yüzden uzman ellerde ve bu işi bilen tecrübeli ellerde yapılması şart. Varis tedavisi yaptığınızdan da bahsettik. Öncelikle varis nedir? Varis neden oluşur? Varis toplar damarların ilerleyici bir hastalığı. Toplar damarların içinde kapakçıklar yapısını kaybedip kanı aşağıya doğru kaçırmasına varis diyoruz. Venöz yetmezlik bunun ismi. Varisin en önemli nedeni genetik. Muhakkak ailede, amcada, halada, babada birinde bir varis olacak. Onun üzerine kilo ve çalıştığımız pozisyon varis oluşmasını tetikliyor. Aşırı kilo varisi arttıran bir neden. İki, çalıştığımız pozisyon yani ayakta sabit çalışmak ya da masa başında sabit oturmak da varisin hızlıca ilerlemesi sağlıyor. Ama en önemli neden genetik. Genç yaşta karşımıza çok çıkıyor mu? Genç yaşta da çok karşılaşıyoruz varisle. Oradaki genetik yatkının üzerine bununla ilgili bir işte çalışıyorsa hasta. Mesela bankacılarda çok görüyoruz, öğretmenlerde çok görüyoruz. Hakikaten genç yaşta da varisle karşılaşabiliyoruz. Bir de şöyle, genelde halkımız biraz daha artık bu konuyla ilgili duyarlı. Bacaklarında gördüğü ince kılcal damarları hemen bize geliyorlar. Tespitini çok daha rahat yapabiliyoruz. Eskiden daha uzun sürede geldikleri için varisleri oluyordu hastaların ama bunu çözemiyorduk, bulamıyorduk. Şu anda hakikaten hastalar duyarlı ve hemen geliyorlar. Bir ultrason testiyle gayet rahat biz varis tanısını koyuyoruz. Peki en çok kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi variste tedavi çeşitli. Varisin boyutuna göre, daha doğrusu damar boyutuna göre tedavi ediyoruz. Varisin ilk başladığı 1 milimetre çapındaki varislere bu
kırmızı, kılcal gördüğünüz damarlara skleroterapi dediğimiz iğneyle girilip o damarları büzücü bir tedavi yapıyoruz. 1 ile 3 milim arasına çıktığında varis maviye doğru dönüyor. Bunlara köpük tedavisi dediğimiz yine aynı maddenin iki enjektörle köpürtülerek yapılması olan köpük tedavisini yapıyoruz. Bunlar yüzeysel damarlara yaptığımız tedaviler. Ama ilerlemiş variste 3 tane daha ayrı tedavi var. Bunlar artık cerrahi tedaviler ve de poliklinik şartında yapılamayacak tedaviler. Bunlar için ameliyathane lazım. Bu da radyo frekans, lazer ablasyon ve de zamp dediğimiz glue yapıştırıcıyla olan tedaviler. Bunlar ameliyathane şartlarında yapılıyor. Poliklinikte bunları yapamıyoruz. Peki tedavi gerçekleştikten sonra varis çorabı giymek gerekli mi? Evet, varis çorabı giymek gerekli. Biz skleroterapi yaptığımız hastalarda bile belli bir dönem giydiriyoruz. Ama esas ameliyat olanlarda bir aya kadar bir varis çorabı giymelerini istiyoruz hastalardan. Sonra giymiyorlar, kullanmıyorlar gerçekten ama ameliyat sonrası hemen kullanmak şart. Uzun uçak yolculuklarında varis çorabı giymek neden önemli ya da giyilmeli mi? Tabii o çok soruluyor gerçekten. Varis çorabı herkesin tabii giymesine gerek yok. Bir de onlara biz varis çorabı değil de antiembolik dediğimiz bizim varis çorabının en alt basıncının biraz daha altında bir çoraplar var. Antiembolik ama pıhtıya yatkınlığı olanlar yani varisi olanların giymesi lazım. Çünkü niye uzun uçak yolculuklarında hareket çok fazla olmuyor? Kaslar içinde hareket olmadığı için kan göllenip pıhtılaşma yapabiliyor. Ama yine söylüyorum bir hastalığınız yoksa buna bir yatkınlığınız yoksa uçak içinde 2 saat ya da 3 saatte bir yürüyüş yeterli olur. Ama genişlemiş bir damarınız varsa hakikaten antiembolik çorabı giymeniz lazım uzun uçuşlarda. Yani 1 saatlik uçuşta problem değil ama buradan Amerika'ya uçuluyorsa, uzak doğuya uçuluyorsa muhakkak tavsiye ediyoruz onlara. Halk deyimiyle varis kalbe vurur mu? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Onu hastalarımız %90'ı soruyor. Varis kalbe vurmaz. Yani varis olan hastanın kalp hastalığı olacak gibi bir yanlış durum var söz konusu. Öyle bir durum yok. Varis toplar damarların izole bir hastalığıdır. Toplar damarının yetmezliğiyle gider. Onu sanıyorum ki karışıklığının nedeni kalp yetmezliğinde bacaktaki şişmeyle varisteki şişmeyi karıştırıyorlar. O yüzden her gelen hasta bana soruyor. Hocam varis tanısını koydunuz. Çok güzel ama kalbime vurur mu? Öyle bir şey yok. Varis izole olarak toplar damarların bir hastalığı. Peki varis tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz? Varis tedavi edilmezse ilk olarak zaten görsel bir sıkıntılar meydana geliyor. İnce damarların görseli, onu genelde bayanlar dikkat ediyor o görselliğe. Daha sonra onu hiç tedavi etmedik, seyrine bıraktık. İlerliyor bu damarlar ve ciltten çıkmış parmak gibi görünen damar haline geliyor. Orada da yavaş yavaş artık ağrılar başlıyor, kramplar başlıyor, kaşıntı başlıyor. Bunlar çok rahatsız ediyor hastayı. Ama çok ağır bir ağrı olmadığı için hasta bir dönem daha böyle devam ediyor. Bundan sonra ilerlerse ne olacak? Bu bilek çevresinde siyah renk değişimi oluyor. O renk değişimi olduktan sonra biz tedavi etsek de o renk kalıyor. Onu oldu tekrar devam ediyorlar. Gelmiyorlar tedaviye. En ileri seviyede en kötüsü oluyor. Venöz ülser açılıyor. Venöz yaralar açılıyor. Yani hiçbir şey olmasa bile ileride bunun olacağından dolayı varisleri tedavi etmek lazım. Çünkü hakikaten çok zor tedavi edilen durumlar venöz ülserler. O duruma gelmeden tedavisi çok basit. Bir gün hastanede yatış, bazı tedavilerimizde hastanede yatmadan aynı gün taburcu olarak yapılabilen çok basit tedavisi var. Bundan kaçmak lazım. Gelin tedaviniz olun diyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Bugün Doktor Kazım Berköz'le birlikte dolgudan botoksa, botokstan varise aklımıza takılan tüm soruları cevaplandırdık. O zaman şimdi sıradaki konu ve konuklarla Lifestyle devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.